istediğini Müslüman kardeşi için de istemediyse iman etmiş olamaz. Halbuki iman etmiş olmaz derken kamil manada iman etmiş olamaz buyuruyor. Yani olgun manada iman etmiş olamaz buyuruyor. Yoksa iman etmiş yani de var. Biraz zayıf bir demektir bu yani. Şimdi bizdeki manevi hastalıklar diyor. Bizler elhamdülillah Müslümanız. Bizde olan bir şeyi akrabamızda varsa en fazla bu hasetlik, manevi hastalıklarından birisi de hasetlik dedikodu ve gıybettir. Şimdi şeytanın, nefsimizin dürtüleri bir taraftan, şeytanın dürtüleri bir taraftan işi gücü Müslümanla uğraşmaktır. Şeytan işi Müslümanla uğraşmaktır. Zaten Rabbimiz bunu böyle söz attı ya, kıyamete kadar bana mühlet ver, verdi Rabbimiz. Ve ne dedi? Sana inananların seni yoldan çıkaracağım. Rabbimiz de ne buyurdu? Sana inananları ben de seninle beraber cehenneme atacağım. Ama öyle benim üzerinde öyle kullarım vardır ki sen ne kadar da ısrar etsen, ne kadar da bunları yoldan çevirmek istesen onlar da sana dur demesine girecektir demiş. Yani sen istediğin kadar buyurun. Şimdi elin kafirinin çizgisi bellidir zaten. O zaten uğraşmaz. Rabbim zaten mühlet veriyor. Ama Müslümanlardaki o manevi hastalıkla baktığımız zaman değerli kardeşim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle böyle bir zaman gelecek ki buyuruyor. Bunların diyor, yani gayrimeşru yolda olanların diyor, yolunu takip edeceksiniz. Sahabe hayret ediyor ya Resulullah. Böyle durumlar olacak mı gerçekten? Evet. Hem de çok daha da kötüsü olacak diyor. Daha kötüsü ne olabilir ya Resulullah? Sizin kalbinize vehm verecek diyor Cenab-ı Hak. Vehm. Ya Resulullah vehm nedir? Dünyaya karşı aşırı düşkünlük, mal sevgisi, yeme içme sevgisi, yetip dolma sevgisi, lükse aşırı düşkünlük ve ölüm korkusu. Ve ölümü de demiş hatırlamak isteyeceksiniz. Halbuki kaçınılmaz bir durumdur değil mi? İşte vehim de budur diyor. Ölüm korkusu ve dünyaya da aşırı düşkünlüktür diyor. Neden? Peygamberimiz Aleyhisselam bunu görüyor. Maneviyatı eksiltirsiniz diye. Maneviyatı zayıflatırsınız diye. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkat etmemiz gerektiğini bizlere bildiriyor. Daha bununla alakalı, kardeşlikle alakalı birçok örnekler var. Mesela ilk Müslümanlardan İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Görüyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarından birine bir koyun hediye edilmiş. Tabi kendisi ihtiyaç sahibi ama biliyor ki çevresinde ihtiyaç sahibi kardeşleri var. Oturan komşuları var. Kendisi ihtiyaç sahibi olmasına rağmen bu koyunu götürüyor, yanındaki komşusuna veriyor. Yanındaki komşusuna veriyor. Yanındaki komşusu bunu arıyor. Biliyor ki yanındaki bir komşusu daha var. O da bir ihtiyaç sahibi. O da götürüp yanındaki komşusuna veriyor. Bakın üç tane ev dolaştı. O üçüncü ev almış olduğu o koyunu hediye olan koyunu dördüncü evdeki komşusunu düşünerek götürüp ona veriyor. O koyunu götürüp ona veriyor. Onun daha çok ihtiyacı vardır diye. O dördüncü evdeki yaşayan kişi o da götürüp beşinci eve veriyor. Uzatmayalım. Beşinci ev, altıncı ev tam yedi ev dolaşıyor. O onun daha çok ihtiyacı vardır. Bunun daha çok ihtiyacı vardır diye. Sonunda dönüp dolaşıp o ilk sahibi olan kişiye tekrar geliyor. İbn Ömer radıyallahu anh tekrar o koyunu dönüp dolaşıp ona geliyor. Bakın kendisinden başka yandaki komşusunu, arkadaşını düşünüyor. Tarihimizde öyle değil mi? Hepiniz bilirsiniz. Mesela Osmanlı tarihinde esnaflık denen bir ahit denen bir durumumuz vardı mesela. Gelip bu işleri bir yerden satın, bir şey satın aldığın zaman siftahını yaptırdı değil mi? Ondan sonra diğer başka bir müşteri geldiği zaman ne yapardı? Onun yanındaki komşusuna yönlendirirdi. Ben siftahımı yaptım, şu kardeşimizden yaptım, bu da bahsedersin derdi. Öteki geldiği zaman da o da ötekine yönlendirirdi. Bakın böyle bir toplumu hiç kimse yıkamaz işte. Böyle birlik, beraberlik içerisinde olan bir toplumu
hiçbir güç etkili yıkamaz. Yeter ki o sağlam ruh bizde olsun. Bununla alakalı yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değerli kardeşlerim, Hazreti Ebubekir zamanında Bizans'la yapılan ve Suriye'nin fethiyle sonuçlanan Yermük Savaşı. Huzeyfetül Adevi anlatıyor. Diyor ki, ikindi sıcağıydı. Öyle bir sıcak başlamıştı ki diyor. Tabi Müslümanlar galip diyelim orada. Ben diyor, o savaşın ilavesinde yine tabi sıcaktan gitmiş artık. Elimde bir kırba su var. Şu şehit olanların arasında bir dolaşayım. Acaba kimin bir yaralı bulabilir? Belki ruhunu teslim etmiş olmayanlar vardır. Gidip de onlara su vereyim. Onlara hayata döndüreyim diye gittim diyor onların yanına. Baktım diyor bir inilti duydum. Bir de baktım diyor dinleyen benim amcamın oğlu. Hele bir de su var diyor. Onun suyunu ağzına böyle getirecektim ki yan taraftan bir inleme sesi daha duydum. Amcamın oğlu dedi ki, gözüyle işaret etti, git bu suyu ona ver. Bak ruhunu teslim edeceklere dese, ama kendi canından vazgeçiyor, diyor ki kardeşim, git diyor onunla söylenir. O suyu ona veriyor. Tabi ona götürüyor, ona götürüp verecekken başka bir yerden bir nimeti daha veriyor. O da diyor ki, git ona ver. Böyle 7-8 kişi dolaştı. Tekrar dedi, hiçbirisine nasip olmadı o suyun diyor. O suyun hiç kimseye nasip olmadı. Bari bir tekrar gideyim, benim amcamın oğluna nasip olsun diye gittim diyor. Onu tekrar sunacaktım, su verecektim. Baktım ki o da diyor, ruhunu teslim etmiş. Böyle bir muhabbeti güçlerle kardeşlermiş. Şimdi düşünüyoruz da, günümüzde. Yani elbette ki alışverişte yapıyoruz. Yani komşuluk ilişkilerimize bakıyoruz. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine bakıyoruz. Acaba biz bunun neresindeyiz diye düşünüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi buyuruyor ki, bir Müslüman bir yerde oturuyorsa, bir mahallede oturuyorsa, önünden, arkasından, yanından, sağından, solundan 60 tane bir evden haberi olması lazım. 60 tane evden haberi olması lazım. Bir yerde de 70 tane evden haberi olması lazım. Yani komşusunun bir ihtiyacı var mıdır, bir sıkıntısı var mıdır, bir hastası var mıdır, efendim bir cenazesi var mıdır diye böyle bir sağından sonundan bir haber olacak bir Müslümanım diyor. Ama baktığımız zaman değerli kardeşim, şimdi ben bir sitelerde oturuyorum, zamanlamada oturuyorum maalesef. Böyle bir hırsızlık var ki, yani kişi selam bile veriyor, aynı apartmanda, aynı hastalığa çıkıyor, birbirine selam bile veren yok yani. Böyle bir hırsızlık, mahallesi geçen değil tabii ama yaşıyoruz, yaşanan bir olay bunlar. Değerli kardeşlerim, Müslüman, Müslümanın bir kardeşidir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bu en güzel örnekle bir şey. Şimdi efendim, tabi bayrak dışarıda bir yağmur da yağacaktır. Biz mahvellerimiz boş, değerli kardeşlerim. Arkada oturan kardeşlerimiz yönlendiriversinler. Biz mahvellerde yerlerimiz boş, oraya yönlendirin kardeşlerimiz. Allah razı olsun, üst tarafta yerimiz var. Yani Müslümanın nasıl olması gerektiğini bizlere bildiriyoruz Allah Resulü Aleyhisselam. Bir defa biz din kardeşiyiz. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine haksızlık etmez. Birbirine haksızlık etmez. Ve onu başına gelen musibette de yalnız bırakmaz. Yani bir felakete maruz kaldıysa, başına bir felaket geldiyse, bir musibete uğramışsa, onunla ne yapar? Gücü yettiğince elinden geldiği kadar ona yardımcı olur. Yapayalnız bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur. Yani gücünün yettiğince. Müslüman kardeşinin yanında bulunur. Ve onun ihtiyacını görürse, bakın hiçbir şey karşısında bırakmıyor herhalde zaten. Onun da ihtiyacını görürse, Allah da ona yardım eder ve muhtaç olduğunda Allah-u Teala da ona verir. O da onu yalnız bırakmaz. Her kim bir Müslümanın sıkıntılarından birisini giderirse, her kim bir Müslümanın sıkıntılarından birisini giderirse, yine gücünü yettiğince tabi. Allah Teala da buna karşılık kıyamet sıkıntılarından birisini giderir.
Zaten herkesin kendisi.